Sevgili terazi burçları, ay burcu terazi, yükselen burcu terazi olan dostlarım, hepinize güzel bir dönem diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum hayırlısıyla. 23-29 Ağustos dönemi sizi neler bekliyor yorumlamaya çalışacağım. Şimdi bereketli, kazançlı bir hafta inşallah sevgili arkadaşlar. Kendine özgü tavrınla bolluk kavramını, kazançlarını ikiye katlayacaksın. Gerek yeni başlangıçlar yapma, gerek yeni fikirlere yön verme, büyüme, gelişme adına çok güzel gelişmeler görüyorum. Bildiğin bilmediğin pek çok yerden böyle bir kazanç, dönüşüm, bilinçli insanlarla çalışma ve bilgiyi üretme konusunda çok iyisin. Yeteneklerin, öngörülerin her türlü seni güzelliğe doğru itiyor sevgili dostum. Ve hayatta böyle elverişli bir döneme girdiğini, kendinle ilgili düzenlemelerin çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Ve şimdi materyal dünyada duygularınla hareket edeceksin. Materyalist bir dünyada o kadar yorulmuşsun ki bu hafta gerek ağır yük taşımaktan, gerek sorumluluklardan ve işini iyi yapmayan insanlardan yana bir hayli yorgunsun, bir hayli bitkinsin. Fakat başarı konusunda güç kazanacağını, adeta doruk noktasına yükseleceğini ve güçlü kuvvetli olacağını, bir anda bir şeylerin başlayacağını görüyorum. Şimdi arkadaşlar, yaratıcı başlangıçlar görüyorum terazi burçlarında. Bazı yanlış yönlendirmelerin, bazı yanlışlıkların seni varmak istediğin hedefe doğru çektiğini, varmak istediğin hedefe doğru gittiğini ve kazanacağını, hiçbir şey engel değil senin karşında. Hiçbir şey engel değil. Maddi, manevi çok büyük kazançlar var. Ondan sonra bazı muhabbet ve sevgi adına sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Kahretme veya bir şeyler için intikamcı düşünceler, sadakatle ilgili bazı sorunlar canını sıkmış. Fakat bunlar senin zihninde olan şeyler, sadakat adına veya herhangi bir beraberlik adına sıkıntılı bir süreç görmedim. Tam tersi, her şeyin yoluna gireceği bir döneme girmişsin sevgili arkadaşım. Yıldızname'de şöyle böyle bir intikamcı, baskıcı insanlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşadığın için sanki sen de onlara karşılık vermek istiyorsun. Sanki bir şeyler için intikam dolu davranışlar veya bir karanlık nokta var, aydınlatamadığın, psikolojik anlamda olsun, sosyolojik anlamda olsun, aydınlatamadığın konularla ilgili sıkıntılı süreçler yaşadığını, ne yaşarsan yaşa, kötü günlerin geride kalacağını da söylemeliyim sevgili arkadaşım. Şu anda kaprisli ve kompleksli bir insanla ilgili, böyle istikrarsız, kolayca dağılan bir insanla ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Onu toparlamaya çalışıyorsun. Bu etrafında biri, ailenden biri olabilir, eşin, sevgilin olabilir. Böyle sürekli talepleri bitmiyor. Böyle duygusal anlamda bir yoğunluk görüyorum. Yaşam dolu olduğum bir anda, tutkulu olduğum bir anda, acımasız ve bencil bir insanın seni yaralamasıyla çabucak moralin bozulabilir. Lütfen bu insanın karakterinin bozuk olduğunu kabul et. Bence her şey yoluna girecek. Kötü hiçbir şey görmedim. Aşk ilişkilerinde olsun, diğer sosyal ilişkilerde olsun, ektiğin tohumların yeşereceğini, fedakarlık ve
iyilikle hareket edeceğini görüyorum. Yoksulluktan ve tehlikelerden korunduğunu ve kendini yeniden keşfedeceğine şahit olacaksın. Böyle bazı nesnel düşünceler var ve iniş çıkışlı durumlar, nesnel düşünceler seni başarıya götürecek, iki ayrı konuda başarı göstereceğini, yaşamda dengeyi tutturacağını görüyorum. Umut verici gelişmeler olacak. Kötü hiçbir enerji görmedim sevgili dostum. Tam tersi, enerji çalıştırdığımızda çok çok iyi durumda geldin. Rabbimin izniyle kötü günler geride kalmış, varsa bile kötülükler gidecek. Yani bu hafta yanlış yönlendirmelerden kurtulacaksın. Böyle birkaç tane görüşmelerin oluyor. Biri uzaktan gelecek. Böyle yasal girişimlerin var. Başarılı olacak. Bunları görüyorum. Böyle yaratılan çatışmadan kurtulduğunu, baskıcı insanlardan kurtulduğunu, geniş bir alanda çalıştığını görüyorum. Arkadaşlar, hem de böyle ciddi insanlarla, yaşam dolu insanlarla yol alacağını görüyorum. Güçleneceksin. Unuttuğun bir şeyi bulabilirsin, kaybettiğin bir şeyi bulabilirsin. Bu da sana iyilik getirecek sevgili arkadaşım. Bir konuda ısrarcı olman gerekiyor. Israrcı olduğunda, talepkar olduğunda başarıya ulaşacaksın. Başarı oranı yüksek diyor sevgili dostum. Evet. Şimdi sevgili arkadaşım, herhangi bir kötü bir şey görmedim. Bu hafta yeşil senin uğurlu rengin. Yeşil hem kalp çakranı şifalandırırken uğurlu madenin de gümüş olarak geldi. Gümüş sende kansızlıkla ilgili, böbreklerle ilgili rahatsızlıkları iyileştirirken yeşil renkte kalbini şifalandıracak arkadaşım. Evet. Sonra bir de arkadaşım, uğurlu renk, uğurlu maden olarak geldi. Uğurlu sayı olarak da 7 geliyor. Sana dönüşümü getiriyor. Ve gücü de eline almayı, yeni başlangıçları anlatıyor. Zikrinizi veriyorum. Ya Zülcelali vel İkram. Tekrar sayısı 1098'dir. Büyüklükte, ululukta eşi benzeri olmayan demektir. İyi bir hafta olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.